Yani normalde AK Parti'nin güle oynaya kazanacağı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerde bir seçimdi. AK Parti bugün bakıyoruz ki dağılmış. Yeniden Refah Partisi dedik. Yani Yeniden Refah Partisi'ne yani giden başta Kasım Gürtay olmak üzere Evliya Kurucu belediye başkanı. Tabii, Mehmet de ikinci yani yine hepsi Büyükşehir Belediye Başkanı deneyimli, Nihat evet. Çiftçi, Karaköy Tabii Belediyesi'nin aynen. yani belediye başkanı. Kuruluştan beri AK Parti'nin içerisinde olan bir isim Nihat Çiftçi. Partinin de Yani kurucusu. Akçakale'si mesela yani birçok yerde yani AK Parti aday gösteremediği isimlerini yeniden Refah Partisi'ne kaptırmış ya da oraya göndermiş durumda. AK Parti bu süreci, yerel seçim sürecini Bekir Bozdağ, Ali Deloğlu, il başkanı yönetemediler mi? Bu AK Parti'deki bu dağılma, bu bölünme nasıl oldu? Yani böyle bir manzara. Bu manzaraya Urfa nasıl geldi? Ki AK Parti mesela Türk siyasetinde anketleri, temayül yoklamasını, halk oylamasını dikkate alan, biraz da bilimsel bir şekilde ölçen biçen bir partiydi. Bir de baktık ya mesela bu seçim sürecinde Urfa'da ses seda yoktu. Ne temayülde, ne anketlerde, ne teşkilatta bir hareket yoktu. Her şey Ankara'da konuşuldu, kapalı kapılar ardında konuşuldu. Hatta yani konuşmayı bırak, pazarlıklar mesela konuşuldu. Yani o şaibeler. Yani bu Urfa siyaseti açısından da, Türk siyaseti açısından da hoş olmayan bir şey. Yani adaylıkların parayla alınıp satıldığı şaibeler, şunlar bunlar. Yani hoş olmayan bir durum ve sonuçta yani deprem yaşamış, seli yaşamış Urfa bir değişim bekliyordu. Bu değişime cevap veremeyen bir AK Parti ve onun sonucunda bir dağılma yaşanıyor ve kendi içerisinden kendisine en büyük muhalefeti çıkarıyor. İşte bunu konuşuyoruz. Yani şu anda AK Parti, ben diyorum ki kendi muhalefetini kendisi doğurmuş. Bir de Urfa'da ana muhalefet olan DEM Partisi vardı Evet. öteden beri. Yani AK Parti'ye yaklaşmaya çalışan ama arasında iki katlık bir fark vardı. Yani şimdi AK Parti'nin oyları ikiye bölünürse eğer, ki yani böyle bir manzara var, Evet. üçlü bir yarış söz konusudur diyebilir miyiz? Kesin. Burada şöyle bir rahatlık var. AK Parti'de mesela şimdiye kadar, yani AK Parti seçmeni her ne kadar adayı beğenmese de milletvekili seçimlerinde, belediye başkanı seçimlerinde, bütün seçimlerde Tayyip Erdoğan'a oy veriyor. Ve AK Yok, Parti'ye oy veriyor. oruyu tamam, onu söyleyecektim Partiye ve zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'na oyunu veriyor. Ona güveniyor, inanıyor. Eksiği de olsa, yanlış da olsa yine eksiğini tamamlar diyor, yanlışını düzeltir diyor. Öyle bir şey var, güven var. Yine bu yerel seçimlerde de yani AK Parti Genel Merkezi, Bekir Bozdağ ve il başkanı Ali Deloğlu bu listenin şekillenmesinde öne çıkan isimler. Açamadık Yani dediniz ya. Bekir Bozdağ Urfa siyasetinde, yani Ya Urfa şöyle teşkilatında. belki Yani çok öyle yani ağırlı olan, bilen, yani bu sorumluluğu yani üstlenebilecek yani bir pozisyonda mı yani seçildi? Bir sağlık problemi vardı. Çok Ya fazla gidip gelemedi. Bekir Bey Ama şöyle sonuçta Bey listeden mesela, yok listeden yani ben şey, yani görüştüm mesela kızıp Yeniden Refah Partisi'ne geçen, karşı Evet. tarafa geçen insanlar bakıyorum mesela kızgınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları Sayın Cumhurbaşkanı mesela Erdoğan'a değil, AK Parti'ye daha çok yani Bekir Bozdağ'a Hayır ama çoğu da haklıdır ha. yani Bakın Zeynel Bey, haklı, Veysel haksız Bey. ben onu Hayır tartışmıyorum. hayır. Yok ben şuraya gelmek istiyorum. Bak Evet. şuraya gelmek istiyorum. Yani listeyi yapan şahıslar, mesela bugünkü AK Parti'nin listesini yapan şahıslar, yani adaylar, adayımız ya da partimiz yani öyle. Yani aday diğer adayla yarışmayacak. Onun yerine şeyle Cumhurbaşkanımız işte, Tayyip Erdoğan gelecek. Urfa siyasetinde AK Parti adına yine o siyaseti yapacak. O yarışacak. Yani Kasım Gürpınar Evet. mesela Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la mı yarışacak? Yani böyle bir beklenti var. Böyle bir zihniyet var karşı tarafta Yok. yani öyle. Yoksa Zeynel Başkan kendisi, evet ben projemle, fikirlerimle, düşüncelerimle, yaptığım hizmetlerle yani öyle. Yani ben Kasım Gülpınar'la da, demin adayıyla da, ki onu da demin de söyledi, Şöyle. onunla da başka bir adayla ben yarışırım. Yani o özgüven var mı? Yoksa nasıl olsa işte partim bir aday gösterdi, partim güçlü bir parti. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta ona geliyor. Parti İşte ben karşımıza. Kasım Gülpınar'ın söylemine de bakıyorum, Nihat Çiftçi'nin söylemine de bakıyorum. Onlar da bunun farkındalar. Yani 30'lara düşmemeye çalışıyorlar. Yani biz sayın yani yine saygıları var, yine sevgileri var. Yani şey değil. Yani AK Parti'den işte yine Refah Partisi'ne geçtik diyerken öyle bir fikir, bir düşünce değil. Yine aynı kişilikte, aynı fikirde, aynı düşüncede olan insanlar memlekete, millete hizmet etmek istiyorlar. Hatta partiler üstü yani öyle. O anlamda da bizim kırgınlığımız, küskünlüğümüz yani bu listenin
bu şekilde belirlenmiş olması. Yani belki burada da onun bir kırgınlık var, bir kırgınlık var. Yeni Refah Partisi'nin oyları değil, Yeni Refah Partisi'nin oyları da başka yerlere gidecek, pek sandığa gitmeyecek. Yani bu da alınacak oylar Kasım Gülpınar'ın oylardır, Nihat Seçin'in oylardır. Ben de tam onu soracaktım. Mehmet Ekinci'nin oylardır, Mehmet Yasinkaya'nın oylardır. Bakın. Yani kendi adaylarının daha çok olan... Kendi Urfa için bunu söyleyebiliriz. Yani saygın, yeniden Refah eğilimin mevcut Urfa'daki adaylarından kaynaklandığını. Şahsi güvenilikleri de yani öyle. Ben size şunu söyleyeyim. Şu var, yani Yeni Refah Partisi yani öyle. Zaman içerisinde bu insanlar kendi içerisinde yani barındırabilir, bu insanları Ankara'ya taşır, yani merkezine taşır, bu insanlara büyük kalıcı olur mu? Orası tartışma konusu. Şimdi yani Fakı Baba ne kadar Saadet Partisi'ydi? Yeni Refah Partisi bir umuttu. AK Parti küskünleri için, milli görüş için bir umuttu. Söylüyorum. O umudu şimdi, bitirdi. Şimdi şöyle, yani Saadet Partisi nasıl bitirdiyse, İYİ Parti nasıl bitirdiyse geçmiş seçimlerde, bu seçimlerde de Büyükşehir Belediyesi'ni kazansa da, 50 tane ilçe belediye başkanı kazansa da, Yeniden Refah Partisi ve Fadi Erbakan, ben diyorum yani siyasi anlamda inandırıcılığını, iddiasını, güvenini, benim şahsi görüşüm. Şimdiden kaybetmiştir. Sonuç ne olursa olsun. Neden?